Yani Türkiye terörle mücadelesini özellikle 2015 yılından bu yana geçen 8 yıllık süre içerisinde devlet içi boyuttan aldı nereye taşıdı Turgay Güler? Devlet dışı boyuta taşıdı. Şimdi bunu biz her gün, her hafta burada sıra dışı strateji programında kırmızı listeden kim eksildi, gri listeden kim eksildi, turuncu listeden kim eksildi, neden bu adamlar son derece eksiltilmesi önemli, neye tekabül ediyor? 200 kilometre içeride İran, Asos bölgesinde ya da Haseke'de Suriye'de PKK'nın, YPG'nin en güçlü olduğu yerde etkisiz hale getirilmesi neden kıymetli? Neden önemi? Burada 12 terörist. Burada hep sürekli olarak anlattık. Yani 2 yıldan beri anlatıyoruz. Fakat Kemal Bey'in seçim zamanında aklına gelmiş ve zannediyorlar ki sadece seçim sattı mahlinde bu girildiğinde seçim sattı mahiline terör ve terörle mücadele. Hayır, konuşulanların içinde terör ve terörle mücadele elbette önemli bir yekünü oluşturuyor. Ama sizin gözünüz o top sakallı gibi görmek istediğinizi görüyor, görmek istemediğinizi görmüyor. Kulağınız duymuyor. Yani mesela bir savunma sanayi ürünü yapıldığında ağzınıza gelebilecek her türden hakaretvari cümleyi kurabiliyorsunuz. Ya da nükleer enerji santralinin temeli atılıyor, açılışı yapılacak. Ayşenur Aslan <laughs> Dünyada artık nükleer enerji santrali kaldı mı şeklinde açıklamalar yapabiliyor. Almanya'da da niye terk ediyoruz, niye yenilerini ya yapmıyoruz diye ya, kıyamet kopuyor. Gibi. Ya da işte Nide otoyolu niye yapıldı diye Baveylayı kopartıyordunuz değil mi sevgili Turgay Güler? Depremde en önemli ana arter oldu bu Nide otoyolu. Şehir hastaneleri. Şehir hastaneleri keza öyle. Şehir hastanelerini sürekli itibarsızlaştırmak için Fox TV kanalında, bak isim vererek söylüyorum... Evet. Hadi çıkın. Beni sağlam, yalanlayın. Sağlam bir tiyatro. Beni yalanlayın evet. kardeşim. Beni yalanlayın. Fox TV kanalında koltuk değneklerini sahte bir şekilde kullanan ayağı adamın kırık ayağı numarası. kırık diye bir senaryo yazılıyor. Ne kadar büyük hastane. Bir ucundan öbür ucuna gitmek ne kadar da zor falan diye mizansen haberler yaptırılıyor. Aynı Fox TV'nin genel yayın yönetmeni sosyal medyadaki çöplükten bir alınmış bulunup... bir yalanı Alkol kutusunun içerisine kazak koyuldu diye AFAD bunu almadı yalanını kendi televizyon kanalında yaptığı programda savunabiliyor ama o yalanlandı dendiğinde de ama sosyal medyada bayağı bir <laughs> bu konu dolaştı falan diyerek bu konu gündeme getirilebiliyor. İşte sürekli itibarsızlaştırma hamleleri. İstanbul Havalimanı ne diyor İstanbul Havalimanı? Yanlış yere yapıldı. Yanlış yere yapıldı. Rüzgarlar. Kuşların göç yolları kuzey rüzgarlarına açık Bulgaristan hava sahasına giriyor. Yani şöyle bir şey mi zannediyorsunuz siz? Recep Tayyip Erdoğan canı sıkıldı. Canı sıkıldı. Tam buraya havalimanı istiyorum diyor. <laughs> Ve uluslararası uçuşlara ait hiçbir normu karşılamıyor. Kuzey rüzgarlarına açık bilmem ne. Fakat dünyanın bütün havayolu şirketleri de oraya uçuş gerçekleştiriyor. Sizin dünyanız o kadar kısır. O kadar çorak... İşte Jeremil İfkin'le e, bir zoom tabii. bağlantısını tabii. teknolojik zanneder zannederseniz... Ya kardeşim o havalimanının uluslararası standartlara göre yapıldığı, uluslararası kurumlar tarafından sertifiye ediliyor. Marmaray su alıyor. Marmaray yapılıyor görmüyorsunuz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılıyor. Bakmıyorsunuz. Mesela Kuzey Anadolu otoyolu Düzce tarafından giriyorsunuz. Ta Edirne'ye bağlanan bir yol. Hiç İstanbul'a uğramadan Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden. Bir deprem anında İstanbul'un en önemli çıkış arterlerinden bir tanesi. Mesela bunu görmüyorsunuz. Sonra zannediyorsunuz ki sadece savunma sanayi konuşuluyor. Hayır efendim sizin o küçümsediğiniz her seçimde gaz bulunur, her seçimde petrol bulunur diye küçümsediğiniz Karadeniz gazı işte önümüzdeki hafta içerisinde ...Karadeniz'in 170 kilometre açığındaki Tuna ağzından yerin altına döşenmiş boru sistemleriyle... ...karaya çıkışıyla ilgili tören gerçekleştirilecek. Yani gaz artık önümüzdeki süreçte Türkiye'deki çevrim içerisine aktarımı gerçekleştirilecek. Sürekli aşağıladınız. Şimdi bunlar işinize gelmeyince... Ya terör konuşuyorsunuz ya savunma sanayi. Hayır arkadaş, gazı da konuşuyoruz, otoyolları <laughs> da konuşuyoruz. Türkiye'nin finans merkezi açıldı. 65 milyar liralık yeni bir yatırım ve Türkiye'nin. Yeniyor mu onların camları duvarları? Ha, işte buna geti... o, o çok sıkışırlarsa onu kullanıyorlar. Şimdi dolayısıyla sevgili türbeyim. Şimdi Turgay bu arada gibi... şunu söyleyelim, orayı konuşmamız lazım. İşidi kim kurdu? Yani işidi ben kurmadım. Trump'a bakarsak Hillary Clinton'la Obama yönetimi kurdu. E Trump'ın kendi beyanatı doğrultusunda söylüyor. Aksi bir şey mi? Yok, hepsi e, gözümüzün önünde. Evet. Lafarge firması bunlara Tabii fabrika vardı. belgeseli. hepsi var. Şimdi işi de kurdular. Bir amacı vardı. Yani yok Irak'a gidecek, Bağdat'ı işgal edecek, falan filan hikaye. Biz o amacı gördük. Sonra PKK terör örgütünü Meşrulaştırmak için işidin kurulduğunu anlıyoruz, değil mi? Evet. tırları operasyonu da bunun bir parçası. Bir sürü şey bir parçası. sürü şey bunun parçası. Neyse. o Biz esnada... Mittlirler ya bir konuyu açayım direkt bu konuyla alakalı. Amerika Birleşik Devletleri son bir hafta içerisindeki sızma belgelerle ilgili olarak medya kuruluşlarını bu sızan belgeler ulusal güvenliği tehdittir, yayınlamamasınız konusunda sizi ikaz ediyorum diye açıklama yaptı. Yani, evet. E ne oldu o zaman Can Dündar'a? Enis Berberoğlu'na ne oldu? Hı. Hani özgürlük havarisiydiniz siz. Bak Amerika Birleşik Devletleri kendisinin belgeleri sızdığında neler ortaya koyabiliyor? Şimdi...